meseleye öyle bakıyoruz. Ama öbür tarafta da mesele yani şöyle. Sadece o bölge de karışık değil. Yani demin Melik'in söylediği. Ukrayna var yukarıda. Evet, bak Melik'in söylediği coğrafyanın geneline. Hadi Ukrayna'yı görmüyoruz burada. Onu da koy. Koyma. Tayvan'ı koy. Ha, bak şu haliyle bile e, inanılmaz bir coğrafyanın Tabii. karışıklığından bahsediyoruz. Hadi peki bu kargaşanın öznesi kim? Kargaşayı yaratan Kimden özne kim? Sorayım. Amerikalılar. Yani bunun ya bunu artık Bir tartışmıyoruz Buna ha, ama kimse tartışmıyor mı? Amerika bakayım, Amerika işin sonucu, işin sonucuna gelene kadar şu andaki olgunun nasıl gelişeceğine bakmak lazım. Yani Amerikalı dedik tamam çıktık için içinden ama çözmüyor iş. Ama şöyle bir şey siz sorunun kaynağına göre bir A konumlanmaya giderseniz bir, şey bir dakika konuşmuyor. ne yapacaksın? Ne, yapacağım? ne yapacaksın? Amerika. Hadi yazdım başına. Abi Bölgesel işte. savaş küresel savaşa dönüşür mü birazdan sorayım ama buraya diyeyim ki buranın öznesi kardeşim bu karışıklığın öznesi Amerika. Amerika. Buradaki e ee, birbirleriyle harika anlaşan Bilek... ülkeler o özneye karşı ne yapacaklar? Şunu yapacaklar. Ne yapabilirler? Bir Birlikte hareket edebilirler. Eylemez Bakın ki. kim bunlar mı? Bu ülke birlikte Abi, hareket İki kişi bir araya gelip Hiç birlikte hareket edemiyor. Zaten niye gelmiyor? Gelmemesini sağlayan iç güçler var. Şimdi biz de niye tartışıyoruz? Biz günlerce neyi tartıştık? Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Amerika'nın bir planı vardı değil ya mi? Bunlar Niyeydi? tarih bakın. boyunca hiç ders almamış devletler ya da devlet olamamış Ama devletler e mi? Soruyorum. Anladım da şimdi bakın burada bizim geçmişte Atatürk döneminde biz Sadabat Paktı'nı kurmadık mı? Bölge ilkelerini, Balkan Paktı'nı kurmadık ya. mı? Yani biz ne için bunlar? Bak bir şey söyleyeceğim. Bugün sen Abi biz zaten ajandada artık oynuyoruz. Bugün Suriye devlet değil şu an. Doğru mu? Suriye devlet canım bence değil. Neresi değil devlet? Devlet bu Devlet an nedir abi? Bak devlet nedir? Bir tane başkent olur. Arkadaşlar. Orada devletin o başkent adıdır sadece. Tüm coğrafyaya hakimsindir. Bak devlet ona Anladım, denir. Bakın, Bunlardan bu, bana bu şuradaki ülkelerden kaç tanesi kendi topraklarına tam hakim gösterir misin? Bakın Irak'tayız. Anladım geç. bak tam hakim. Suriye Irak değil. Bak bu ikisine de kim müdahale etti ve bu hale getirdi? Bak bir şey söyleyeceğim. Bugün sen bana diyorsun ki bir araya gelsinler. Evet. Ben de sana diyorum ki Suriye şu an topraklarıyla tam bir devlet midir? Hayır. Bakın Cevabı bizim, basit. bizim bakın. Ya devlet hayır, midir? Tak, hayır, tak, bakın, hayır. Bakın tak. bakın hayır, bizim Irak yapmamız gereken. Diğerlerine bakın şimdi devlet midir? Kaç şimdi. tane bir anda İran'ı karıştırmak isterlerse ama, kaç tane meslek çıkarışına? burada gözükmeyen başka bir şey Peki, var. Peki ne var? İpun ucu da Türkiye'de yansıyacak. Türkiye'ye ekonomik kuşatma yaklaşacak bugünlerde. Ve burada tartışmadığımız, bu tartışmadığımız Sovyetler, Birliğiyle, Rusya ile bile aramızı bozacak bazı kararlar, bazı uygulamalar başlayacak. Nereden çıkardınız bunu? Neye dayanarak? E göreceksiniz. Hayır şimdi göreceksiniz. Rusya ile ilişki bir bozma anlamında mı? Tabii, 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 birileri Türkiye ile Rusya'nın arasını mı bozacak? Türkiye ile Rusya'nın arası bozulacak. Nasıl bozacak? Yani... Ya bozmaya çalışıyorlar. Ben bozulacağına ben bak, inanmıyorum. Boz, boz, bozmaya bir, bu bir şekilde Çalışıyor. Şimdi bakın. Ya, e, ambargo ama, bu, ama konusunda ama mesela Rusya'ya yönelik ambargo konusunda. Türkiye bugüne kadar gayet net durdu o konuda. Bakın şu anda öyle değil. Şu anda bakın şeylere. bankalar, Türk bankaları Rusya'ya yönelik dolar ve ruble e, transferlerini durdurdular. Zafer. Aramıza geri dön. Ben, durdurdular. E, bakın, bakın, durdurdular bakın. Bugünlerde durdurdular. Sanayiciler, inaccılar çok peki ama söylemek var. Türkiye-Rusya Bunu biraz daha açsana yani çok daha bakın şu anda daha şöyle şey oldu. bir manzara yürüyor ya, biliyorsunuz. Amerikalılar bastırıyor. Bazı ürünleri Türkiye şirketlerini tehdit ettiler. Hı -hı. Rusya'dan işte petrol almayacaksın, onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın diye. Şimdi bunda işte transit ticareti yapmayacaksın falan diye. E, geldiler biliyorsunuz Amerika hazine bakan vekili Biliyorum. yardımcısı Tüsiyatla konuştu, hı hı. Topla konuştu, ticaret Bakanlığı'yla konuştu falan. Belli ölçüde engellediler. Hı hı. Bakın belli ölçüde diyorum. Hı hı. Türk ihracatçısı buna çeşitli formüller buldu. En son bulduğu formül yerel paralarla ticaret. Ruble evet. ve evet. TL. Evet. Şu anda şu anda bunu da durdurmak için baskılarını arttırdılar ve Türk bankaları önemli ölçüde durdurdu. Hem de kamu bankaları. Kamu bankalarda dahil. Bu şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki en kritik sorunlardan birisi bugünlerde. Ama Putin ben, biliyorsunuz gelecek e, görüşecekler. Pu Putin'in e, bu ay içinde geleceği söyleniyordu ama belki bu ay içinde olmayacağı gözüküyor. Yani iki ülkede de seçim kampanyaları var, seçim Hı -hı. çalışmaları. Ama e, bir takvim üzerinde Hayır, benim şöyle, öğrendiğime göre anlaşmaya çalışıyorum. Şunu çalışıyorlar. söylemeye çalışıyorum. Ne zaman bir sıkıntı yaşansa iki, i̇ki lider yöker. bir araya gelir, gelir. çözer. orada ya da da fark etmez çözer. Evet. Yani ben bununla... Bu sefer sen bunun farklı mı olacağını? Ama, ama hayır. Ama, ben ama bununla... birileri bakın birileri hem de çö... kamu bankaları aracılığıyla bu sıkıntıyı başlatmanın adımını atmış. Bu işten bizim liderimizin haberi yok mu? Haberi yoksa o zaman birisi bizim liderimizin de Yeşil Şimdi de Sayın uzak Bakanım. Oluyor. Biz bir yıldan fazla da bunu yapıyoruz zaten. Yo, Yok yeni, şimdi yeni, yeni bir sorun bu. Yani hayır, ben hayır, çözüleceğine inanıyorum sorun işte yeni. Sorun yeni. İşte onu diyorum niye şimdi? Bilemiyoruz. O da ilginç bir şey. Yani niye de, şimdi? devam ediyoruz. Bir daha şey... bir, dakika, bir dakika bir dakika bir daha dinleyelim sizi. Buyurun. Dedim Dediğiniz gibi. ki. Hadi en son soça so so gittiğinizde işin başlamadı işinde. mı? Şimdi bak ama şimdi sorunu i̇şte yeni sorun başlattılar. Niye? İşte soruyorum ben de. Şimdi niye başlattılar? Şu başlattı, an niye Rusya ile Türkiye'nin arasını niye bozmaya çalışıyorlar? Ve kim bozmaya çalışıyor o zaman? Şimdi kim bozmaya çalıştığı belli. Beyefendi anlattı, geldik, görüştü. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri biraz Haftaya gene geliyorlarmış tabi, bu arada söyleyeyim. E, biraz Amerika, Amerika'dan bir heyet gene geliyor. Yine hazine mi? Hazine evet. Ve Rusya Zafer Bey, Bey çok güzel bir şey anlattı. Yani hı hı. şeyle ilgili dedi ki işte e, burada e, bu ilişkilerde e, esasında hani İran-Pakistan arası bir şey mi olur, kim mi yapar diye. Ama bu arada bir şey daha var. İranla Pakistan Şangay Beşisinde beraber değiller mi? Hı hı. Şangay baş lokomotif gücü kim? Rusya ile Çin. Hı hı. Belicistan'daki teröristlerin temel hedefine, Onların şu anda öne çıkarttıkları. Pakistan'a diyor ki buradaki bütün Çin'leri geri gönderin. Yatırımlardan vazgeçtiler yani işi gücü bıraksınlar. Şimdi bu aşamada ise Türkiye biraz evvel hani oku dedi ya şey Zafer. Bu bizim Dışişleri Bakanımızın iki tarafında Dışişleri Bakanı konuşması, işi yumuşatmaya çalışması. Hı hı. Bunu engellemek için Türkiye'de bir işe uğraştırmaları gerekir. Şimdi bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Şu, İran ambargo yok mu? Var. Zafer ne dedi? İran ambargosuna rağmen petrol üretimini artırsın Suudi Arabistan'dan e, Rusya'nın petrol üretimini azaltmasını engellemek için. Peki ambargolu petrolü nasıl pazarlamasına müsaade ediyor? Demek ki bu burada bakın İran'ın da bir avantajı var burada dış politikada. Hani kazan kazan diyoruz ya nedir avantajı? Bir, petrolün üzerindeki ambargo kendi kendine otomatikman yumuşuyor. Yani başka yerlere satmasına imkan veriyorlar. İki, bu arada eğer nükleer denemesi gündeme gelirse, iki tarafla seçirse, yani gelir nükleer, mi? nükleer patlaması yapılmazsa bile gelir. Eğer şu anda birileri yorumlarda Pakistan'ın nükleeri var diyorsa arkasında ikinci yorum denecek Yok, Pakistan ki kayıtlı da var. nükleer. Efendim Bilmiyorum. var diye Bildirdi yani. Ben de bakın bakın. Nükleerin var diyor. Var diyor ama birisi yorum yaparken mesela sen şimdi desen ki Pakistan Çok nükleeri kullanabilir. Yani Melik'in yaptığı de, yorum mu burada e, şey yoksa İran devrim muhafızlarının komutanının ee, nükleer teknolojinin yanı sıra başka şeyleri masaya getireceğiz. Yani de e, de işte de ama bakın de, de var. işte bu, bu canım, bunu biz getiriyor de ya yani bu arada ne İran diyor. adına da birisinin biz de getiririz deme yolunu açmış oluyor. Peki Zafer bak şimdi e, burada... E, ama Türk ekonomisinin hem de, 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 de bu konuda ilgili. E, unutmayalım. yani Türkiye... eğer bilmiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı ve çevresi açsınlar kamu bankalarına sorsunlar hangi bankalar dolar şey ruble ve Türk lirasıyla alıcı veriş ticareti engelliyor ya da şimdilik yapmıyoruz diyor. Amir yani övünmüş Cumhurbaşkanımız biz artık kendi para birimlerimizle ticaret yani yapıyoruz. Şimdi İsmet abi'deki bilgi Amerika'dan yeni bir hazine heyetinin de bundan ilgili geleceği Önümüzdeki yönünde. Hafta. Önümüzdeki hafta. Türkiye Rusya ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri tarafından ya da işte o küresel camia tarafından bozulabilir mi? Bu sorun çözülür mü? Eee Türkiye-Rusya ilişkilerini bozarak ne hedefleniyor? Ben şimdi burada İsmet abi bana kızacak ama ya artık bu bakış açısından bence çıkmamız lazım. Hangi bakış açısından? Şu bakış açısından çıkmamız lazım. Ya biz ben bu örneği sık sık veriyorum. 15 Temmuz'dan sonraydı. Dönemin Alman Dışişleri Bakanı Fischer'di sanıyorum. Demişti ki Türkiye kendi çıkarlarını savunmak için Amerika ile savaşmayı dahi göze aldı. Amerika ile savaşsın demiyorum. Ama ya biz sürekli meselelere Sayın Bakan da mesela böyle yaklaşıyor, böyle bir İsmet Abi de böyle bir Hayır ee, efendim. Şöyle. Sen dedin dakika, ki itiraz yedenseniz bugün. Bir dakika. Senle Bir dakika. Bir dakika. Şunu edenler. söyleyeceğim. Bakın ya Türkiye düşünüldüğü kadar zayıf, iddia edildiği kadar çaresiz durumda olan bir ülke değil. Türkiye zaten Amerika ile Rusya ile bu bölgede egemenlik kurmak isteyen güçlerle uyumlu bir politika izleme yoluna gitseydi bugün geçici bir ferahlama diyebileceğimiz bir durum yaşayabilirdi. Ama şu son 10 yılda Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Suriye'nin kuzeyinde birçok yerde de birçok coğrafyada da kendi çıkarlarını tehlikeye atacak risklerle karşı karşıya kalırdı. Bugün bizim çektiğimiz sıkıntının sebebi tam olarak zaten ne Amerika ne Rusya Türkiye dememizden kaynaklanan bir sıkıntı. Biz burada tarihin bu döneminde kendi çıkarlarımızı ön plana alan, kim ne derse desin ben bunu yapmak zorundayım. Bedeli ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım diyen bir dış politika takip ediyoruz. Bir ekonomi politikası takip ediyoruz. Anlatıyorlar ya faizi öyle yaptı ondan böyle oldu. O dönem faizi öyle yapmak zorundaydın. Tamam? Hmm. O dönem faizi öyle yapmasaydın, Amerika'nın istediği doğrultuda bir dış politika izleseydin, ekonomide aman bir zarar görmeyeyim diye Bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdin. Orada yapacağını yaptın. Kendi çıkarlarını garanti altına aldın. Bugün farklı bir politika izliyorsun. Bugün de İsmet abi beni anlayışla karşılayacağım için bunu söylüyorum. Kızmaz bana. Ya Amerika'dan kim gelirse gelsin. Biden gelsin. Blinken gelsin. Blinken geldiğinde kendisine uygulanan tarifeyi görüyoruz işte. Karla Kotaril denen bir adamı neredeyse mehter marşıyla karşılayan bir ülkeden bugün Amerikan Dışişleri Bakanı'na hani lisanı münasiple bu bölgede yaptıklarınızı onaylamıyoruz diyen bir Türkiye seviyesine geldik. Önemli olan bu. Yani dolayısıyla ya bu yıllardır bir Halkbank davası İşte şöyle olacak. Amerika'dan onlar gelecek. Rusya'dan bunlar gelecek. Ya geçelim artık bunları ya korkunun kimseye bir faydası yok. Biz o korku gömleğini çıkartıp atalı çok oldu. Zafer Bey. Çıkartıp kork, kork, kork atalı çok kork oldu. Sen bunları, Zafer bunları en iyi sen biliyorsun. Biz en son Barış Pınar harekatını yaptığımızda hem Ruslarla hem Amerikalılarla ayrı ayrı protokol imzalamadık mı? Hem Ruslar hem Amerikalılar bizim o harekatı Yapmamıza karşı değil miydi? Karşıydı. Ona rağmen yaptık mı? Yaptık. Hava dolayısıyla. Ruslar. Dolayısıyla. Yani öyle diyorsun? İsmet yaptık abinin, ya. Dolayısıyla. dolayısıyla, hava sahasını dolayısıyla İsmet abinin çok o, seveceği, o, İsmet abinin çok seveceği bir sloganla kapatayım. Zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyin yok. Türkiye bu gerçeğin farkında. Tarihin bu döneminde de kardeşim dış politikada, ekonomide, güvenlikte, savunmada kendi doğrultusunda giden, çıkarları neyse onu takip eden, kimseye de eyvallah olmayan bir politika takip ediyoruz. Ha. Bunun ekonomide yansımaları olmuyor mu? Oluyor kardeşim. 1974'te ben Kıbrıs'a çıktığımda nasıl benim burnumdan fitil fitil getirdilerse sen misin Kıbrıs'a çıkan ekonomik ambargo, silah ambargosu bugün de aynısını yapıyorlar. Ama bugün benim bu ambargolara direnç derecem 74'ten çok daha fazla. O yüzden ayaktayım. Tabii. Şimdi ben şunun için söylüyorum. Burada Zafer Bey'in konuşması duyguları okşuyor. Güzel de. geçti. Ama biz Türkiye'de güzel de, Türkiye çok bu devrimci bir değil konuşmaydı. Değil, diyoruz <laughs> ki Türkiye'ye <laughs> tuzak kuruluyor. Ya şey... ben de bir şey söyleyeyim. Ben bir, bir dakika. Ben bir şey ben bak, bir konuşayım bir dakika, ya bir senin Sen senin yeni bir savunma, savunma dediğin. Niye dinlemiyorum canım? Gayet enerjiyim. ben. Şimdi bak. Eğer masum Türker ve İsmet Özçelik 1974'ün Türkiye'sinde etkin pozisyonlarda olsaydı onların bakış açısıyla Rahmetli Bülent Ecevit ve rahmetli Necmettin Erbakan Kıbrıs'a müdahale edemezlerdi. Hayır. Tamam mı? edemezlerdi. Ben hiç alakası edemezlerdi. Hiç yani bugün dahi, Bugün dahi. Bak, hiç ya. ikisinden, ya. i̇kisinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. O, i̇kisinden yaptığımızı, o ikisinden, yaptığımızı yani, İkisinden bağımsız bağım olarak söylüyorum. Bak Türkiye şunu yaparsam ne olur? Bunu yaparsam ne olur diye düşünecek aşamayı geçti. Ya 2016'da Alman Dışişleri Bakanı büyük resmi görmüş. Türkiye kendi çıkarlarını savunmak için Amerika ile savaşmayı dahi göze aldı. Tezini ortaya koymuş, görmüş adam bu tespiti yapmış. Biz hala Amerika'dan heyet gelecek. Bir dakika. bir gel hakkan, gelsin, hakkan. Gel bir dakika. Bir dakika. Amerika'daki heyet de ben bir konuşabilir miyim? Şimdi ben şurada hak veririm. O savunma da değil. Şöyle. Eee yani e, gitme, kal. Ondan sonra... E, şimdi bakın, şöyle haklı. Ya siz Suriye'de kaç ülkeyle komşusunuz? Şu anda 4-5 ülke. Amerika'yla komşusun. Rusya'yla, İran'la komşusun. Bravo. Irak'ta kaç ülkeyle Amerika, komşusunuz? Amerika. Irak'ta da aynı şekilde. Peki. Şimdi, e, iyi komşuluk ilişkisi, hep beraber Amerika'ya karşı hareket edilsin falan. Peki, iş Amerika'ya gelince hep beraber hareket ediliyordu iyi komşu da. Herkes iyi komşu. Türkiye mi kötü komşu? Sen o zaman bana önce iyi komşuluk göster. Suriye'de söz verdiğin işi Amerika Birleşik Devletleri nasıl sözünü tutmuyorsa Rusya da tutmuyor. Tut bakalım. Ey İran canın sıkıldığında işine göre Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'ye karşı canın istemediğinde de ya da canın iyi giderken de Türkiye ile birlikte oynamak yerine gerçekten komşuysan Türkiye'nin yanında yer al. Ne Irak'ta ne Suriye'de onu yapıyorsun E şimdi doğru yani ne Rusyası ne Suriyesi yeri geldiğine ne İran'a ne Irak'ı ne de Amerika Birleşik Devletleri Çünkü çıkarlarına göre hepsi Türkiye'ye karşı burada da burada da. Öbür tarafta da oynadıkça oynuyorlar. Bunu kabul edelim size Şimdi abi. bakın, şimdi yani, biz eski bak, bak bazı defterleri bak. karıştırmaya kalkarsak yok 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 başka yok. şeyler ben çıkıyor. Ben bazı defter karıştırmıyorum. Evet. Ama ben sana şunu söylüyorum. Ben bugün eğer şehit veriyorsam ülke olarak evet. doğru mu? Tabii. Irak'ta şehit veriyorsam doğal olarak Irak e, komşumsa Kim merkezi, yapıyorsa, teröristleri kim derde, destekliyorsa bak, eyvallah. Tabi e, ta bilmem ne kadar kilometre uzaktan gelen Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefikinden de evet. burada burada hala Rusya'nın kontrolündeki bölgeden terörü çıkarmayan Rusya'dan da adım atmasını beklerim. Burada bir ayrım yapamam. Kimseye ya, karşı yapamam. Ha ama şunu yaparsın. Bu şu demek değil. Ben bunların hepsine birler Türkiye Cumhuriyeti'de savaş açsın demiyorum. Ama iş terörü, vekil gücü ekonomiyi ıvırı kıvırı kullanmaya geldiğinde herkes herkese karşı kullanıyor i̇şte bunda bir ben, ayrım abi, yok çok ama güzel masanın ben, işte üzerinde bu. sahada güçlü olursan masada da çatır çatır konuşursun Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir süredir bunu yapıyor ya bakın astana süreci diye bir süreç var değil mi Evet biz ortak Pardon. mıyız üç ülke. Hastane sürecinde ortak mıyız? Burası ne için bir platform burası? Tekrar moderator olun. Tamam. Olabilir. İran ve Rusya ile <laughs> yaptık. <gülüyor> Bakın, bunlarda bir görüşme masa var orada evet. ve burada konuşulabiliyor. Bunlar çözülebilecek, yani aradaki yanlışlıklar çözülebilecek mesele. Şimdi geçmişi karıştırırsak biz. Ee, Geçmiş değil ben bugünden bahsediyorum. bir şey bir hafta öncesini mi karıştırdım başka, ben? Başka bir şey söylüyorum yani orada kastettiğim. Yani hatalar şunlar ben bunları tartışmıyorum. Ben bugünü konuşuyorum İsmet abi Hayır, bak. bak. Ben süreci... Aralıkta toplanacaktık, ocağa kaydı değil mi? Ben Aslan'a falan konuşmuyorum, bir daha söyleyeyim. Mesele tek başına Suriye Bak, şimdi. Mi? Mesele hani tamam. Suriye, Irak'la bağlantılı değil mi oradaki oluşum? Hepsi bağlantılı. Geçiş yok mu? Peki buradaki mesele, asıl mesele Aslan kim? Mesele mı tek başına? Asıl buradaki sorun kim? Şimdi asıl baş düşman kim? İsmet abi şöyle. Yani bir baş şimdi düşman vardır. Bir de Ande. ona yolumsuz etkileri vardır yani. Şimdi, ne baş düşman var ne baş dost diye bir şey var. Şimdi benim, olmaz ne, bak, olur mu canım? Bir daha söylüyorum. Terör örgütü dışında ne baş düşman var ne de baş dost diye bir şey var. Diplomasi de böyle canım arkadaşım Zafer ya da pis arkadaşım Zafer diye bir şey yok. ve Be benim, ee, <laughs> benim şimdi bir itirazım var. Benim şimdi bir itiraz, şöyle bir itirazım var. Tabii Zafer'e de itirazım var. O da şu. Şimdi Türkiye'nin bağımsız politika geliştirmeye çabaladı. Eyvallah. Ama şöyle de bir gerçeklik var. İki tane e, hat üzerinden ilerliyor. Yani Rusya ve Amerikan hattı üzerinden ilerliyor. Ve Rusya-Amerikan hattı üzerinde ilerlerken üçüncü bir hat açmanız sizin gücünüzle şimdi. Üçüncü hattan kastım. Rusya kapsın. burada yan aktör ya. Rusya yan aktör Amerika. Burada. Hayır burada şimdi Rusya yan düşün. aktör. Yan aktör Rusya. Hayır hayır. Abi. Nerede yan aktör? Rusya ve Amerika. Hayır, hayır, Hangi bölgede tane yan aktör? Abi. şöyle bir Ay, aktör. Hayır İsmet abi şöyle. vallahi bırakıp gideceğim. Hayır yan aktör dediğim şunun için yani. Burada Rusya esas aktör değil. Şöyle. Bir, bir, bir saniye. Bu bölgede abi. başka bir şey abi var ya. Abi gözünü öyle İsmeti değil. abi, değil abi. Işte. bu bölgede Bak, Rusya Şam aktörlerden biri bakın, ya. Bakın Şam ben düşüyordu. Ben asıl aktör. Orada da söylemedim onu bakın. Şam düşüyordu. Yani Rusya Rusya'dan Rusya kalkan yok yoktu, uçakla Ama <laughs> Amerika, yok? Amerika'nın şu anda burada toprağı var. Rusya'nın toprağı yok mu orada? Terör örgütüne İsmet ya, abi. Terör örgütüne Amerika mı şey Rusya mı destekliyor? İsmet abi bak. Binlerce tırı Rusya mı getiriyor? Bak bir değil, dakika mi? aynı aynı konuyu konuşuyoruz. Şu anda Membiş'te şu, an. sorum, bak, şu anda Membişte... Rusya'nın orada toprağı, yok mu dediğinde terör hayır, örgütü. Hayır bir saniye. şu anda ifade Bak, farklılıkları bir dakika da. Başka şöyle bir yapalım. Rusya'nın da Suriye'de çok büyük bir Hande. gücü var. Daha var, var. Canım, Amerika söylerim. Birleşik Devletleri'nin de var. Ama Rusya bölgede yan aktör dersem o olmuyor. Hayır hayır, hayır bir o saniye. Başka anlamda söylemedim bunu. Başka Bey, bir, bir değil. anlamda söyleyeyim. Bak bilek türeşi var abi. Yani Rusya ve Amerika'nın bir bilek türeşi... ...burayı sör sure falan olarak seçmişler. Şimdi benim zafer'e itirazım şu. Yani üçüncü bir hat oluşturma konusunda hani çok iyimser değilim. Hani Rusya Amerika <laughs> güç ama hani iki tarafla da denge eyvallah ama üçüncü bir hat için henüz erken. Üçüncü hat diyen oldu yani ya. Yani oyun kurma. Ben de anlamadım. Üçüncü Arkadaşlar, hatta kim burada... açtı? Hedefte Hayır, sen olan ülkeler. Ya, ya. ya Amerika... üçüncü hatta yerine ne zaman şöyle. Rusya ve Amerika'dan bağımsız Melih, dedin Melih, ya. Hadi Melih şu anda ben anda şunu söylüyorum. Bak, burada bak, bir ben diyorum olan ki, var. Türkiye, bak ben şunu söylüyorum. Türkiye çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. tamam, yapıyor. Ama... Şimdi İsmet abi sürekli diyor ya Rusya Be hava sahasını açtı da operasyonu öyle Be... yaptı. Beraber yaptık ondan, anlaşıldı ondan ya. Nerede beraber yaptık ya? Abi, ya, o zaman Ruk, memnun, ya, ya o zaman Mevlüt Çavuşoğlu gitti. O zaman Mehmet Çavuşoğlu abi, gitti. 10 maddelik miydi? Şeyde, hadi. 10 maddelik miydi? Terör, evet, terör, evet, operasyon 6 ve 7 Mart'ta 2 daha bak. Rusya gereklerini yerine getirdi mi? Amerika gereklerini yerine getirdi. Konuşacak bir şey yok. Sen onu bırak. Ya niye ayrı bir şey olsun? Onun için onu adamlar duruyor Biliyor ya ona. abi. Arkadaşlar YPG işte, duruyor. Bunun bütün kontrolünü bize vermediler, gittiler Ruslara verdiler. Yani Ruslar şu, an, şu anda YPG'ye vuruyor. Yani ben, ben sizin bak, sizin bu dakika. açıklamanıza bakınca ben Amerika'nın orada hiçbir günahı yok sanmıyorum. Şey hayır hayır hayır. Birleşik bir bir Devletleri'ni en az senin kadar eleştirenlerden biri benim var, var değil mesela. mi? Yani lütfen hiç haksızlık etme <laughs> ama ben doğruyu söylerim. Amerika Birleşik Devletleri şeyde Rusya süper PKK karşıtı Suriye'de şimdi bütün sözlerini tutmuş şimdi şu var müttefikimiz ama... olabilecek, müttefikimiz olacak ülkemiz. Ya müttefikimiz olabilir tabii ya, olsun zaten ama bak. Zaten yüksek düzeyli istişarem var. Evet, yani, i̇stişarem müttefik tabii. diyorsun. İki lider çok iyi anlaşıyor. Ben de diyorum ki sizin tüm sözlerinizden sonra yani özellikle senin söylediğin. Eğer komşuluktan bahsediyorsan, müttefiklikten bahsediyorsan Amerika'dan da, İran'dan da, Irak'tan da ama Rusya'dan da. Komşuluğun ve müttefikliğin gereğinin yerine getirilmesini ya geç, beklemek bunlar... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim hakkım Anladım. nokta. Anladım bunlar diyorum ben. Yerine gelmiyorsa da nasıl masa altından ya, oyun oynuyorlarsa bak, Türkiye'de şimdi, oynar. Siz var bunlar anlaşılabilecek konular. Hepiniz ya kafanıza nakşedilen bir düşünce... ...sistematik üzerinden mesele. Ya bir kere ne yapacağız? Bir, bir kere şu arkadaşlar bak şöyle <laughs> sen diyorsun ya müttefikliğin gereğini yerine getir. Ya öyle bir dünya yok. Tamam yok ya i̇şte, işte ben de şey onu anlatmaya çalışıyorum. Yapmıyorsan ben de ona göre oynarım diyorum. Ya Ruslar bizim uçağımızı düşürmediler mi? Allah Allah. Ruslar da uçağımızı düşürmedi. Düşürdü. mi öyle gibisiz. Aynı şey söyleyeceğim ben lan. Bizim uçağımızı İsm Ruslar ne zaman düşürdü? İsmet abi. Tabii ki. Düşürdüler ya 2015 yılında. Hem de yeni nesil Bir dakika, 12 mi? Diyorlar. 2015 Yok. yılında, bak <laughs> Suriye'deki önüne. uçağı mı Bak şimdi ya? şu var, İsmet abi, sen diyorsun ya, Suriye'de hava sahasını açtığı Hadi için Benizle Rusya, bir dakika Sayın Bakanım, Hava sahasını Ruslar açtığı için biz operasyon yaptık diyorsun değil Hayır, mi? Hayır izin verdiler. İzin verdiği Açtı. için. Bak güzel. Bak, hani benim yani hava sahası kafanıza, onlarda olduğu kafanıza için Kafanıza nakşedilen dediğim yer tam olarak bu. Sevgili İsmet abi en sevdiğim Rusçu insan sensin. soracağım. Rusçu olacak. falan değilim. Tamam da. Ben Türkiye'ciyim. Tamam özür dilerim. Ben Türkiye'nin ayakta Söz kalması diliyorum. Diliyorum. Söyle, için Söyle, özür diliyorum. Diliyorum. Bu güzel. Rükteciklerimizle olmamız gerektiğini inanıyorum. Sözümü geri aldım. Böyle bir ruh olacak iş değil diyorum. Sözümü geri aldım özür dilerim. Peki İsmet abi. Rusya'nın Suriye'de ne işi var ki Suriye hava sahasında Ruslar bize izin veriyorlar ya? Abi anlaştı Rusya Suriye Rusya devleti. Suriyelere. Bak iki Bu devlet diyor. var. İkincisi, Rusya ve anlaştılar. O zaman emperyal devlettir İsmet abi. O zaman, zaman, abi. Bak, o zaman emperyal mi? devlettir. E sen Amerika'ya niye? Amerika niye üst veriyorsun incelikte? Bak bir dakika bir dakika şu var. Yani küreci niye veriyorsun? Şimdi diyorsun ya sen. E, hava sahasını açtığı yani, için biz o harekatı yapabildik izin verdiği için. Onun hemen öncesinde ne yani olmuştu? Şunu söylüyorum. Onun hemen Orta öncesinde kık, ne beraber olmuştu? beraberlik oldu. Olumlu bir abi. şeydi. Bak o operasyondan önce hava sahasını iznini vermeden önce ne olmuştu? Bizim SİHA'larımız, TB2'lerimiz o Pantsir hava savunma sistemini yerle bir etmişti. Biz orada mesajı vermiştik. Hı -hı. Biz orada şu mesajı vermiştik. Bu izni vermesen bile ben bu operasyonu yapacağım mesajını yine askeri gücümüzle vermiştik, diplomatik gücümüzle vermiştik. Benim sabahtan beri anlatmaya çalıştığım bu ne kadar güçlüysen o kadar mutebersin kardeşim. Ya hava Yani bakın. O yüzden duygusallığa bakın, yer yok. Dağlık evet. Karabağ yer Karabağ yok. yaşadık. Bakın Karabağ yaşadık yeni taze 30 yıllık. ondan Ruslar sayesinde yaptık. Abi beraber yaptık ya niye öyle söylüyorsunuz ya? Ben yayında söylemedim mi ee, daha önceden? Putin'in şeydeki toplantısından sonra verilen mesaj önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a yürü mesajıdır peki, diye. Peki Peki tut ki öyle olsun. Putin bunu ne zaman Hayır, yapmak kötü, kötü zorunda kaldı? Kötü bir şey değil bakın. Kötü bir şey iyi bir şey yapıyorlar. Peki Putin bunu ne zaman ve niçin yapmak zorunda kaldı? Abi, ayrı tartışma konuları bunlar. Başka bir alanda seni yanına çekmek için yapmış olabilir mi? Abi, ayrı konu ama biz beraber olunca komşu ülkeler beraber hareket edince Ya da karşı sağlıyoruz. tarafında e, Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri'ne yatınca olmuş olabilir mi? Kardeşim bunu da sen hatırlattın. Sağlayan, 30 kilometre derinlik meselesinde Ruslar evet. bize verdikleri sözü tutmadılar, tutmadılar. Münbiç <laughs> evet. konusunda Türkiye'nin çok evet. net bir talebi vardı. Yani, Rusya ile Amerika bir araya geldi, Türkiye'yi evet. oraya sokmadılar. Yani hangi müttefiklik Abi. Ya lütfen bak bir şey şimdi. Amerika, yani, biz oraya Moskova Ruslar Biz, biz ki. biliyorsunuz. Niye öyle diyorsun? Biz kendi aramızda bu programlardan sonra oturuyoruz, çay içiyoruz. Ya ben size demedim mi? Güney çok sessiz bir anormallik var, çay içerken bakanınız oluyor mu diye. Vakitte de bulamıyoruz dedik, Vakitte de bulamıyoruz dedik. Kendi aramızda Ama konuşuyorduk. son iki programda çok sinirli. İki sinemiyor. gün sonra patladı olay ya. <laughs> evet. İki gün sonra patladı e, ya. Anladım da belliydi yani. Bir. Fırtına öncesinin sessizliği var. E, yani, <laughs> yani İsmet e, Yani ya abi. bilmiyor muyuz <laughs> bu dünya bu Mümüş daha daha bölgede döneni? Efendim? Mümbiş daha önce kimdeydi? Ya hocam buralarda bakın, Amerika'da. Ay ayrıntılara boğuluyorsunuz ya. Ruslarda. Ayrıntılara Ayrıntılara değil. Bak Allah vergisi bir kabiliyetimiz var. Benim e, Ali Zafer'e itiraz ederken de söylediğim şey, henüz bölgede belki çok büyük oyun kurma kabiliyetimiz yok. Yani Arkadaşlar ama, mikro ama detaylarla şöyle Ama yani. şöyle, bize rağmen kurulan oyunları çok güzel bozuyoruz. Bak, şey de... Abi şeyde, Suriye Amerika... olayı nereden patladı? Nereden patladı? <laughs> Amerika'da. Altay'da yıkılacak <laughs> tamam, diye gitmedin iti... mi? Tamam, Sen... hata o hata. Yani bizim o yaptığımız hata hatalar ama, yok mu? Hata yani ama sonra şöyle, yani? Rusların, ve Amerikalıların eliyle... Terör örgütten bir ordu kuruldu YPG. Ordu evet, ya ordu. Evet. Ordu kurdular. Doğru. Yani başımıza bir bela açıldı. Aynı kuzey Irak'ta olan manzara burada da oldu. Tamam. Şimdi, birinci Körfez Savaşı'ndan sonra biz de bunları e, hani def etmeye çalışıyoruz ama def ederken de ben hani e, Amerika ile Rusya ile eşit mesafe demiyiz? E, Batıya biraz daha yakınız, bir tık daha. Gerçekçi olmak gerekirse. Evet. Ama bu ...tabiyet anlamında değil. Benim itirazım o. Yani sen Arkadaşlar biraz böyle başlayın. emir komuta ilişkisi içinde Tüm yorumladığın için itiraz ettim. En yakın Öyle olduğu ya. yer kendi milli hak ve çıkarlarıdır. Ya bak tamam. yani. ama buraya buraya bu şuradan geldik. Edin. Rusya'daki yeni gelişen ödeme sistemiyle ilgili sorunlar. Yok ben geldik. anladım. Amerika'dan ne yani çalışıyor burada. Ben Tam burada derdim yok. benim derdim burada Ahmet Mehmet değil. İki ülke biz 11 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Ya bunu Rusya. bunu Türkiye Cumhuriyeti şimdi bunu, bunu çözeceklerine çözecek inanıyorum yok, ben. Çözemezdik ettiğini ama şu anda bir sıkıntı var diyorum. Biz bir uçak krizini yaşamış bir ülkeyiz. Evet. Antalya'daki turizmde neler yaşadığını, ekonominin ne hale geldiğini biliyoruz. Gazi Paşalı e, dikenli salatalık üreten çiftçinin o salatalıkları denize, dereye döktüklerini biliyoruz. Yani böyle bir şey olmaması için hızlı yani, bir şekilde hareket tamam, edilmesini ama söylüyoruz. ama işte zaten bu tip biliyorsunuz iki liderin o konuda bir uzlaşısı var. Bu tip krizli bölümlerde ve dönemlerde mutlaka bir şekilde takvimler tutturulur. Orada ya da burada ama hızlı da bir ama görüşme aynen, ayarlanır aynen, ve konuşulur. Son burada iki kriz programda yok. İsmet abi bir çok sinirli. İsmet abiye ben buradan bizim Selma'ya sesleniyorum. <laughs> Reklam arasında bir papatya çayı. <laughs> Geçen programda çok sinirliydi bu programda da çok sinirli. Hayır ben şundan ama, dolayı şeyim yani ama, ama, biz Amerika'yı bıraktık bakın, yok İran yok Rusya tartışıyoruz değil. ya. Şu anda Amerika Türkiye'de böyle bir uygulama başlamış. Abi iki uygulamanın neden olacağı durumu, bu uygulamayı yapanlar dış işlerinin de parametre olarak göz bulunup dikkate alıyorlar mı? Muhtemelen biliyorlardır alıyorlardır, muhtemelen. Ve alıyorlardır. Yani şu anda eee dinleme ve almama e, boyutu, yok biliyorsunuz. Ben iş dünyasının son derece her tarafa başvurduğunu biliyorum. Yani görüşmeler yaptıklarına göre yani, yani her bütün devletin Ama üst sonuç al, alıyorlar mı şu anda? Bununla ilgili de muhtemelen Henüz alabilmiş değilim. Hayır yani muhtemelen bir takım görüşmeler başlamıştır. Evet. İnşallah. Ve, e, çeşitli seviyelerde de yürütülecektir Cumhurbaşkanına diye düşünüyorum. ulaştırılmış mıdır soru? Ya e, muhtemelen ulaştırılmıştır olur mu yani mu çok ciddi Cumhurbaşkanına, bir sorun? Yani Cumhurbaşkanı'nın emin olup haberi vardır böyle bir sorundan. Bu bir ikincisi şimdi sorum şu. Ee, sizi burada alalım biz biraz burada bir şey yapayım ee, <laughs> kalsınlar orada iyi. yani gene kaldırabilirim ondan sonra ama şöyle yapacağım ee, anladım, Melik anladım.